Selamu aleyküm dostlar. Yer ağlıyordu Hamza'ya. O kadar güzel bir parça ki, o kadar güzel bir ilahi ki. Coşmamak elde değil. O yüzden yine coşkun ilahilerimizdeki, coşkulu ilahilerimizdeki bu çok güzel bir ritim. Tokat tekniği. Daha önce bunun derslerde de gösterdik. Def derslerinde de onu da üst karta koyarım. Bendir de tokat tekniğini, bunu muhakkak öğrenelim arkadaşlar. Bu çok önemli. Dümle beraber tokat tekniğini ikisini aynı anda kullandığımızda ilahiler coşuyor. Coşkulu ilahilerde muhakkak bunu kullanmamız lazım. Yer ağlıyordu Hamza'ya da ilahisinde de olduğu gibi ilk önce nakaratta girer. Yani hiç söz filan girmeden direkt... Yer ağlıyordu Hamza'ya diye başlıyoruz. Bu nakaratı devam ediyoruz. İki kere veyahut da bir defa söyledikten sonra söze geçeceğiz. Söze nasıl geçiyoruz? Burada devam ediyoruz. Uhud ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor kahramanına. Resul nakarat olmayan kısma. Burada söz aslında pesten söylenebilir ama ben ses tonuma bu şekilde uyduğu için böyle söyledim ki ikinci nakaratta müminlere güç veriyor kısmını pesten söylediğimde çok hoş olmadı benim sesime göre. Orijinal ilahisinde de zaten sesler birbirine hep yakın söyleniyor. O yüzden hiç düşürmeden sesi hep tizden gittim ama nakarat kısmında yer ağlıyordu Hamza'ya kısmında bunu vururken diğer yerlerde de Resulün yanına geldi, kendine İslam'ı seçti. Düm tek tek, düm tek tek. Her zaman dediğimiz gibi yavaş ilahilerin genelde ritmi budur. Bunu muhakkak öğrenelim arkadaşlar. Düm tek tek, düm tek. Hızlı ilahilerin ritimleri nasıl dümteke dümtekse birçoğu, yavaş ilahilerinde, duygulu ilahilerinde birçoğu yavaş ritimde bunu kullanır. Resulün yanına geldi, kendine İslam'ı seçti, uğrunda ölürüm dedi, Allah'ın aslanı. Üç defa vurduktan sonra düm taka düm taka düm taka düm taka rap. Yer ağlıyordu Hamza'ya. Şimdi bunları nasıl çaldığımı göstereyim size yavaş bir şekilde. Ne yaptık? İlk önce düm rapa düm rapta diye başladık. Bunu nasıl yapıyorum? Rap. Şimdi daha önceki videolarımızı izlemediyseniz bunları muhakkak izleyin çünkü kuruşların doğru versiyonlarını dakikalarca orada anlattım. Ama şimdi kabataslak bir örnek olarak, özet olarak geçeyim. Düm sesimizi aldık. Bendirimizin en ortasıyla en kasnak kısmının ortasından. Düm sesimizi aldık. Orta parmak ve işaret parmağıyla. Daha sonra bendirde tokat tekniği. Yani elimiz böyle hafif geliyor, geliyor. Beş parmağımızla vuruyor. Nasıl ilahiye uyduruyoruz? Dım ta ta dım ta ta dım ta ta dım ta ta tam. La 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 la. Bize zaten ilahi kendisini gösteriyor. Ne yapacağız? Devam ediyoruz. Sonra bu dörtlüğü bitirdikten sonra Uhud ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor kahramanına. Rab'daki
Sonra Resulün yanına geldi. Peki bu birleştirmeyi nasıl yaptık? Resulün yanına geldi. Kendini ne yaptık? Ağlıyor, ağlıyor. Ağlıyor kahramanına. Burada bitirdik. Sonra Resulün yanına geldi. Resulün derken Resulün son lün kısmında Resulün yanına geldi. Başka türlü birleştiremem. Çünkü Resulün yanına karışıyor burada. O yüzden Resulün yanına geldi. Burada sözlerin yerlerini bir karıştırdığınız zaman tekrar toparlayamazsınız. Çünkü o şekilde dizayn edilmiş ki ilahinin ritimlerinin üzerine başka ritme mahal yok veya başka bir sözün başka bir yere konulmasına mahal yok. Yani Resulün yanına karışıyor. Burada ritim aksıyor. O yüzden bunu en iyi birleştirmenin yolu ram ta ta ram ta ta ram ta ta ram ta ta ram. Resulün yanına geldi. Kendine hiç soluksuz devam edeceksiniz burada sözde. Yani Resulün yanına geldi. Kendine İslam'ı seçti uğrunda. Bir nefeslik süreniz var. Eğer orayı tamamlamazsanız ilahi kaçıyor arkadaşlar. Onu kaçırmamak çok önemli. Biraz o yüzden bendirle çalmak için birazcık zorlu bir ilahi. Dım rapa dım rapa dım rapa dım rapa rap. Day ray rap. Burada ne girdik? Dım. Tek. Sonra uğrunda ölürüm dedi Allah'ın aslanı Hamza. Hamza da artık yaralıyordu Hamza'ya. Allah'ın aslanı Hamza da derken artık dümrapa devam ediyoruz. Daha sonra son nakarattaki yer ağlıyordu Hamza'ya, gök ağlıyordu Hamza'ya. Bu yavaşlıyorum artık. Uhud ağlıyor, ağlıyor. Burada bitirebilirsiniz, ritimle bitirebilirsiniz. Ben sözle bitirmeyi tercih ettim. Ağlıyor kahramanına. Burada ilahiyi bitiriyoruz. İnşallah faydamız dokunmuştur arkadaşlar. İsteklerinizi yazmayı unutmayın. Bunları tek tek ben bilmediğim ilahiler varsa çalışıyorum. İlahi repertuarım gitgide günden güne genişliyor. Sizlerin de destekleriyle olacak bu. Mesajlarda bana ilahi isteklerinizi lütfen yazın. Ben de bunları ezberleyeyim. Haftadan haftaya veya işte 3 günden 3 güne sizlere bunların videolarını çekeyim, göndereyim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun diyorum.